beraber. Bir tane aile ferdim. Yani onun kanalı bu. Biraz destek olmamı istedi açıkçası. Hani biliyorsunuz hani bu işler çevreye bakıyor. O yüzden kanala bir el atayım dedim. Dediğim gibi birkaç videosunu da beraber çekmiştik. Zaten onlar belli oluyor. İşte o yüzden ben de bu videoda bulundum. Birkaç dakikamı ayırdım. Hemen şu an zaten kahvemi ve habımı içip size gitmem lazım. Arıyorlar. Bayağı bir arıyorlar yani. Şu anda siz hiç ararken görmediniz ses telefonu. Destek oluyorum. Yani bir şekilde her şeyi silebiliyorsun mesela hayatından. Ama vazgeçemeyeceğin yani ne kadar gözlük ve flar dışında bir de aile var. Maalesef. Maalesef de demeyeyim. Ama biraz maalesef. Hocam, açıyı tam ayarlayamadım da ben. Tabii. Yarım saattir bekliyorum. Açı hala ayarlanmamış. Geliyorum. Hocam açıyı ayarlayamadım. Yani sizin biraz yani, oturuşunuz... Gayet normal oturuyorum yani. O senin elinde olan bir şey. Kamera sende. Sen onu bana göre ayarlayacaksın. Ben kameraya göre duramam. Bu bir nettir yani. Neyse. Şey oldu, bozukluk. Yani çok güzel işler yapıyorsunuz ve gerçekten çok beğeniyorum. Ama sette de biraz sinirli olduğunuzu ya da bazı şeyleri beğenmediğinizi duydum. Öncelikle toplum olarak yönetmen egosu kavramından biraz sıyrılmamız lazım. Yani set ortamında saatlerce çalışıyoruz. Çalışmıyor değiliz yani. Hani benim mesela şu anda karşınızda gördüğünüz insan 3 gündür 3 saat falan uyudum ben herhalde yani. Çok büyük bir çaba harcıyoruz yani. Set ortamında bu yorgunluğu kaldıramayan bir sürü bünye var. Ve o bünyeleri uyandırmak için biraz agresif davranıyoruz. Evet, davranıyoruz. Yaptığım işlere gelecek olursak şimdi istikrarlı olmak öncelikle çok önemli. Gözlem çok önemli. Onun dışında tabii kendinizi geliştireceksiniz. Yani evet, geliştirmek çok önemli. Bu gerek yurt dışında gerek kendi çabalarınızla yani yapabileceğiniz bir şey. Peki ilişkiler? Setteki ilişkiler? Her alanda olduğu gibi set ortamında da belli bir hiyerarşi yok değil. Var. O hiyerarşi şöyle oluyor. Şimdi ben bir yönetmenim. Ve bir şey yönetmek, hani sen mesela mezun olduğunda direkt yönetmen olamıyorsun. Sürünmen gerekiyor değil mi? Biz de süründük. Biz de çok çanta taşıdık. Taşımadık değil yani. Yaptık hepsini. İşte yok kablo falan. Biz de taşıdık. Onun karşılığını da demeyeyim. Onun öcünü işte bu konuma gelince alıyorsun. Gözlüğü taktığından, bu fiları taktığından o hiyerarşi başlıyor sette. Bir kere benim yanıma yaklaşmayacaksın. Ben çekimime bakarım. Sen kostümü ayarlarsın, sen makyajı yaparsın, sen devamlılık vesaire vesaire vesaire. Vesaire vesaire. Ben orada sadece görürüm ve çekerim. Benim işim bu. Arada bir kurguya da girerim. Çünkü yaptıklarının çöp olmasını istemiyorum. Çünkü değerli şeyler çektiğimi düşünüyorum. O olgunluğa eriştiğimi düşünüyorum. Bu şekilde yani. Yani set ortamında bana yaklaşmayın. Çünkü... İleride size de yaklaşmasın. Demem o ki bana set ortamında yaklaşmayın ki ileride size de yaklaşmasınlar. Bu kadar basit. Bu hiyerarşiyi geleneksel bir hale getirelim ki Türkiye film sektörü asla bitmesin, bütün dizginliğiyle ayakta kalsın. Benim gayem bu.
ben Türk bir yönetmen olarak benim bir gayem var. O da Türk dizi, film, sinema, belgesel sektörünü her zaman dimdik ayakta tutmak. Onu da nasıl mı yapıyorum? Ufak tefek aksesuarlar, gözlük, flaş, minik bir ego. Egonuzu yıkın dedim. Dedim videonun başında. Ama eğer egonu yıkmazsan insanlar senin özel bölgene girebilir. Buna izin vermeyeceksin. Çünkü sen bu noktaya nasıl geldin? Kablo taşıdın. Yer süpürdün. Onu bunu yaptın. Neden? Her şey işte şu duruma gelebilmek için. Bu kadar basit. Burada neden konuşuyorum? Bakın kovdum onu. Çünkü gelemiyorum, anladın mı? O farkı gelemiyor yani ya. Olmuyor. Kasılıyorum böyle. Faşist bir insan da değilim aslında ama. Böyle bazı eşitliklere de gelemiyorum açıkçası. Yani kendimle aynı ortamda bulunan bir insan. Bunlar nasıl öğrenecek diyeceksiniz. Benden uzak yani lütfen benden uzak.